Tüm dünyada aslında aşı adaletsizliği, aşıya erişebilirlik çok büyük sıkıntı. Ama bizim tabii rakamlarımıza da baktığımızda birazcık düşük gidiyoruz. 150-200 bin gibi günlük, yani haftalık yaklaşık 2 milyon gibi bir aşı. Ve bizim rahatlamamız toplumsal anlamda hani toplum bağışıklığına ulaşabilmemiz için şu an yaptığımız işte yaklaşık 15 milyon kişi yapmış olsak ve 65 milyonu da total olarak aşılamak zorunda olduğumuzu düşünürsek, yani bir, yaklaşık bir 6 ay gibi bir süreyi alacak. Ondan sonra da belli değil. Hani rapel ne zaman yapılacak? 6 ay sonra mı? 8 ay sonra mı? Zannediyorum bizdeki bu koronavak aşıları için 6 ayda bir gibi bir şey ibare kullanıldı. Bilemiyorum, tam emin değilim, ancak böyle bir şey olsa bir de bir aşılanmış olanların süresi olacak falan. Yani büyük bir sıkıntı. Yavaş gidiyoruz. Ancak bu yavaşlığın içinde ve aşıya ulaşılabilirliğin içinde elimizdeki aşıyı en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Burada da özellikle BioNTech aşısının etkililiğinin yüksek olduğunu bildiğimiz için de hocamın da dediği gibi özellikle bağışıklık yanıtı daha düşük olacak hasta gruplarında, işte bu kanser tedavisi gören bağışıklık hastalığı olanlar gibi ya da işte diyabetik grup, bir takım koinsans dediğimiz başka kalp hastalıkları, bu grubun içinde belki daha seçici olmak mümkün müydü diye düşünüyorum. Hani aşıyla ilgili olarak benim kafama takılan en büyük konu bu. 18-59 yaş arası başka bir problemi yok. Onlara Sinovac aşısını uygulayın, ama onun dışında mesela şu an ben onu diyorum, piyango gibi. Hani 60 yaş üstü eşleri de oluyor. Hiçbir şey yok, hani risk yok evde. Eşi çok daha genç yaşta olabiliyor. BioNTech aşısını tercih ediyor. Çünkü onlara tercih sunuluyor. Ama ben mesela şunu isterdim. Hani en azından daha riskli bir grup için planlama yapılarak bu aşıyı kullanmak daha mantıklı gelirdi bana. Ya da bir eş yapılacaksa dediğiniz demin programda sağlıkçı eşleriyle başlanabilirdi. Çünkü viral yükleri çok fazla sağlıkçıların. Yani bu tip planlamalar bazen şey oluyor. Böyle bir gidiyoruz, bir planlama yapıyoruz. Ondan sonra bir şeyler geliyor aklımıza, sanki değişiyor gibi. Yani eldeki aşıyı çok daha doğru kullanmak çok önemli olabilir. İşte hastalığı geçirmiş olanlar da tek doz aşı yetti. En azından buradan onların içinden BioNTech'i kullanarak böyle bir tasarruf olabilirdi. Yani mesela Kanada şunu yapıyor. 4 ay arayla diyor. Hani ne kadar doğrudur bilemem. Ama 3 ay arayla, işte Amerika'da bu tartışılıyor. Oxford aşısı için de BioNTech'i yapıyor. İlk dozda %80 koruyuculuk nedeniyle, evet, ve sınır sayıda olduğu için 4 ay arayla. Demiş ki böyle bir plan yapmış. Biz demiş tek doz bir an önce yapalım. Aşıya ulaşana kadar yayalım topluma. Ve Temmuz gibi %90'ını aşılamış olmayı bu şekilde planlıyor toplumunun. Hani belki o BioNTech'i tek doz yapıp ara verilebilir miydi gibi. Hani bunları da düşünüyorum. Mutlak hocalarımız zaten bunları düşünüyordur, onların alanı, ama naçizane okuduğumuz bilimsel veriler çerçevesinde bunları düşünmeden edemiyorum. Niye acaba bu kadar altın değerinde olan bir aşıyı bu şekilde kullanmıyoruz gibi benim kafama takılan şeyler aslında bu süreçte bunlar. Çocuklarda vakaların arttığı söyleniyor. Ne kadar belirgin sizin çalıştığınız hastanede gözlemleriniz, meslektaşlarınızdan duyumlarınız? Böyle belirgin bir artış var mı? Yoksa yüzde olarak zaten toplumdaki bulaşma oranında eskiden göründüğü oranda mı görülüyor? Çünkü vakalar arttığı için onlar da doğal, evet, olarak paralel olarak artıyor olabilir. İlk başta İngiltere'de çok büyük bir kıyamet koptu. Çocuklarda çok fazla. Acaba bu varyant çocuklarda mı daha belirgin? İşte İsveç verileri geldi, %120'lerde artışlar. Ancak daha sonra çocukların oralarda da okullarda maske kullanmaması, aradaki mesafeyi korumaması, yani onların aslında özensizliğinden olabileceği zaten toplumda arttığı için çocuklarda da paralel artacağı ifade edildi. Ve artık bu oturmuş vaziyette, yani bu varyant daha çok çocuklara gitmiyor. Bulaşıcı, çok bulaşıcı. Onların dikkatsizliği, özensizliği ya da toplumda paralel olarak onların da daha çok bu hastalığa yakalanma ihtimali artırdığı ifade ediliyor. Bir de aşılarla ilgili hocam da söyleyecektir. BioNTech, Moderna hep bu küçük yaş grubu 12'lere kadar, hatta 6 ay 12 yaş arasına çalışmalara başladı. BioNTech 12-16 yaş arası için FDA başvurusu yaptı. Şimdi böyle olursa tabii eğitim adına çok daha yaygın çocuklarda da aşılamayla birlikte bu çok rahatlatacaktır. Tabii, tabii. Bunu şöyle düşünüyorlardı aslında. Belki de öne aldılar.
geç yaz gibi 12 yaşa kadar. 6 ay 12 yaş arasında 2022 başı gibi düşünüyorlardı ama anladığım kadarıyla bu B117 varyantının da yayılımın hızıyla birlikte biraz galiba hızlandığı süreç gibi duruyor. Artık herhalde çocuklar da bu anlamda aşılanacak önümüzdeki süreçte evet. gibi duruyor. Evet. Evet. Hocam bir izleyicimiz bir şey söylemiş. Diyor ki Murat Hoca'ya müsaade etmediniz o aşı sırasıyla ilgili. Ama bizim arkadaşlarımız arasında kronik hastalıkları olanlar var Murat Hocam. Onlar aşılarını oldular. Yani o sıralama konusunda orada bir adilane davranışın olduğunu kulağımıza arkadaşlar da söylediği için orayı bir düzeltmek gerekiyor herhalde. Yani çünkü, yaş sırası gelmeden kronik rahatsızlık geçirenlerin erken yaşta da aşı olmaya başladığı yönünde de izleyicilerimizden bilgiler geldi. Zannediyorum kısa dönemde onlar da aşı programına alındılar.